Boundary Value Problem, Eigen Values and Eigen Functions. Bu videomuzda Boundary Value Problem konusuna bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Find all the Eigen and Eigen Functions for the following Boundary Value Problem. Y'nin ikinci türevi artı lambda y eşittir 0. Y'nin türevi 0 eşittir 0. Y'nin türevi 2 pi eşittir 0. Bu şekilde bir boundary value problem sorusunda eigen values ve eigen functionslar bize sorulduğunda birinci adım karakteristik denklemi elde edeceğiz. Karakteristik denklemi elde etmenin yolu y'nin ikinci türevi yerine r kare. Burada yok ama biz belirtelim. Y'nin türevi yerine r, y yerine de 1 koyarız. İkinci derece sabit katsayılı diferansiyel denklemleri çözerken kullandığımız yoldur bu. Bunları götürüp diferansiyel denklemde yerine koyduğumuzda y'nin ikinci türevi yerine r kare artı buradaki y yerine bir koyduk lambda eşittir 0. Şimdi bu diferansiyel denklemin hangi lambdalarda bu Başlangıç koşullarında çözüm ürettiği ile eigenvalue ve eigenfunctionları bulacağız. Burada 3 durumu incelememiz gerekiyor. Birinci durum lambda'nın sıfır olduğu durumda çözüm arayacağız. İkinci durum lambda'nın sıfırdan büyük olduğu durumda çözüm arayacağız. Üçüncü durum lambda'nın sıfırdan küçük olması durumunda çözüm arayacağız. Bu iki durum için daha önceki örneğimizde de konuşmuştuk. Lambda sıfırdan büyük için lambda'ya mü kare diyerek çözmüştük. Burada da öyle yapalım. Burada a kare, b kare, c kare istediğiniz harfi kullanabilirsiniz. Burada önemli olan mü'nün de sıfır olmaması Gerektiğini yan tarafa not düşelim. Mü sıfır eşit olsa landa sıfır çıkar. Bizim lambda'mızın kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekiyor. Landa küçük sıfır durumunu çözerken de landaya eksi mü kare diyeceğiz. Burada da mü eşit değil sıfır. Bu üç durumdan çözüm üretenler bize eigen value'ları ve eigen function'ları verecek. Şimdi buradan sonrasında ilk durumun çözümüne devam edelim. Farklı bir renge geçelim. Birinci durum diyelim. İkinci adımda buradaki ilk durumu inceliyoruz şimdi. Birinci durum. Lambda'nın sıfır ettiği durumda bu başlangıç koşulları için bakalım çözüme ulaşabilecek miyiz? Eğer ulaşabilirsek bu lambda eşit 0 bizim için eigen value olacak. Orada ulaştığımız çözüm de bizim için eigen olacak. Lambda yerine 0 koyarsak buradaki denklemimiz r kare artı 0 eşittir 0 olur. Yani r kare eşittir 0 çıkar. Buradan da r1 0, r2, 0 gelir. Bir şeyin karesi bir sayı eşitse iki tane kök çıkar. Burada ikisi bir birleşi çıktı. Bu durumda çözümü şu şekilde yazıyorduk: c1e üzeri 0x artı c2 çarpı kök birbirini tekrar ettiği için x çarpı e üzeri 0x. Yani buradan da şunu düzgünce yazacak olursak, Çözümümüz C1 artı E üzeri 0, 1 eder çünkü. C2, X olur. Şimdi ilk başlangıç koşulumuzu alıp buraya koyacağız. Ardından ikincisini koyacağız. Eğer ki C1, C2'nin ikisinin de 0 olmaması durumunda herhangi bir şekilde sonucu 0 çıkartabilen çözüm varsa... Burada eigen value var. Eigen function da var diyeceğiz. Şimdi ilkine geçelim. Y'nin türevi 0 eşittir 0. Burada bize bunun türevi lazım. Y'nin türevini aldık. Burada C1'in türevi 0 eder. Buradaki X'in türevi 1 ettiği için C2 kalır. Bunu da götürüp x yerine 0 koyacağız. Fakat burada x'li bir şey yok. O yüzden sadece ve sadece c2 kaldı. Onu da 0'a eşitleyeceğiz. Buradan anladık ki c2'miz 0. Bu c1, c2'den 0 çıkanların yanındakilerin artık eigen function olma şansı kalmıyor. Eğer c1, c2'nin ikisi de 0 çıkarsa bu eigen value değil. Burada da hiç eigen function yok diyoruz. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Y'nin türevinde 2 pi koyacağız. Y'nin türevinde 2 pi bunun sonucu da sıfır etmiş. Y'nin türevi zaten C2'ye eşitti. Bunu da getirip X yerine 2 pi koyarsak yine C2 çıkar. Ki bunu da 0'a eşitlersek ilk bulduğumuz çözümü tekrar etti. C2 0 çıktı. Burada C2'nin 0 çıktığını bulduk fakat C1 hakkında 0 çıktığına dair hiçbir şey elde edemedik. C1 burada her şey olabilir. Bu nedenle bir koşul için, bir durum için ne zaman eigenvalue ve eigenfunction yoktur onu net olarak belirtelim. Buradaki C1 ve C2'nin ikisinin de sıfır etmesi durumu söz konusuysa o zaman eigen value ve eigen function yoktur. Burada C1'in sıfır etmesiyle ilgili bir şey bulamadık. Bu nedenle C1'in yanındaki şu hiçbir şey yazmıyorsa orada 1 vardır. Bizim için o eigen function'dır. Buradaki lambda eşit 0 da eigen value'dur. Buradan sonuç olarak lambda eşit 0 eigen value. Y eşittir. Bu C1'in yanındaki. C1'in sıfır ettiğini bulamadık çünkü. C1'in yanında 1 vardır. 1. Bu da eigen function'dır. Birinci durumdan eigen value'u da elde ettik. Eigen function'ı da elde ettik. Şimdi ikinci duruma geçelim. Lambda'nın sıfırdan büyük ettiği duruma. Bunu da farklı bir renkle yapalım. İkinci durum. Lambda büyük sıfır dedik. Yani lambda'yı mü kare alıyoruz. Buradaki mü de sıfıra eşit değil. Şimdi denklemimizdeki şuradaki lambda yerine mü kare yazacak olursak r kare artı mü kare eşittir 0. Şuradaki mü kareyi karşı tarafa atarsak r kare eşittir eksi mü kare. Buradan da iki tane çözümümüz geliyor. Bir şeyin karesi reel sayılarda eksi edemez. Bir şeyin karesi eksi ettiğine göre çözümlerimiz karmaşık sayıdır. R1 mü i r2 eksi mü i. Bunun eşleni. Çözümlerimiz bunlar çıktığına göre köklerimiz y eşittir c1 çarpı e üzeri reel kısım x olacak. Bunların reel kısmı 0 ettiği için 0x çarpı kosinüs sanal kısmın katsayısı mü x artı c2 çarpı e üzeri 0x yine reel kısmın katsayısı çarpı sinüs mü x. Bunu da düzgünce yazacak olursak. y eşittir c1 kosinüs mü x artı c2 sinüs mü x. Şimdi başlangıç koşullarımızı alıp bunu da koymaya başlayacağız. Eğer C1, C2'nin ikisinin de sıfır etmesi bir zorunluluk olarak karşımıza gelirse buradan Eigen value'da Eigen function da yok. Eğer ki C1 ve C2'den herhangi birinin sıfır olmasına gerek olmazsa o zaman burada Eigen value da var, Eigen function da var. Bizim başlangıç koşulları şuradaydı. En yukarıya dönüp bakmayalım tekrardan. Y'nin türevinde 0 0 edecekti. Şunun bir türevini alalım. Kosinüsünki eksi sinüs eder. C1 eksi C1 sinüs mü x çarpı içerisinin türevi mü. Sinüsünki kosinüs eder. Artı C2 kosinüs mü x çarpı içerisinin türevi mü. Şimdi bunda sıfır koyunca sonuç sıfır çıkacak. Buraya x yerine sıfır koyarsak sinüs 0 eder. Sinüs sıfır, 0'dır. Burası komple gider. Kosinüs 0 ise 1 eder. Buradan koyduğumuzda c2 çarpı mü eşittir 0 eder. Buradaki C2'nin mü 0 olamayacağına göre C2'nin 0 olması bir zorunluluktur. C2 eşittir 0 çıktı. Yani şu bölümün artık eigen function'da bulunma şansı yok. Şimdi aynı şekilde ikinci başlangıç koşuluna gelelim. Y'nin türevinde 2 pi eşittir sıfır edecek. Türevimiz şurada var zaten. Direkt koyalım bunda 2 pi'yi. Eksi c1 sinüs mü çarpı 2 pi çarpı mü artı şurayı yazacağım ama c2'nin sıfır ettiğini bulduğum için burası komple sıfır çıkar. Eşittir sıfır. Şimdi buradan devam edecek olursak. Bakalım C1 sıfır olmadan bunun sonucu sıfır edebilir mi? Eksi C1 çarpı şu mü'yü de şunun yanına alalım. Mü çarpı sinüs. Mü çarpı 2 pi. Eşittir sıfır. Bunun sonucu nasıl sıfır çıkar? C1 sıfır olmadan sonucun sıfır çıkması mümkün müdür? Tabii ki. Sinüsün sıfır ettiği yerleri biliyoruz. Sinüs ne zaman sıfır eder? Sinüs sıfırda sıfırdır. Sinüs 180'de sıfırdır. Sinüs 360'da sıfırdır. Sinüs yani 0, pi, 2 pi, 3 pi böyle giderken sıfır. Yani buradaki mü çarpı 2 pi'nin mü çarpı 2 pi'nin pi çarpı n olduğu durumda sonucumuz 0 çıkabilir. Buradaki n 1, 2, 3, bu şekilde gidecek. Lambda büyük 0 için çözüm yapıyorsak burada n yerine pozitif tam sayılardan başlayarak değerler verebiliriz. Buradaki 2 pi'yi bölü olarak geçirirsek buradan da mü eşittir. Pi'ler birbirini götürür. n bölü 2 çıkar. Mü n bölü 2 ve n de 1, 2, 3'ten sonsuza kadar giden sayılar ise pozitif tam sayılar ise bu sonucumuz C1 0 olmaksızın 0 çıkabiliyor. İşte burada yine eigen value ve eigen function söz konusu. Önce eigen value bölümüne gelelim. Lambda mü kare buradaki bizim eigen Lambda eşittir. N bölü 2 koyarsak buraya. N kare bölü 4. Burada Lambda n'e bağlı çıktığı zaman bunun altına bir n koyacağız ve n'in nereden nereye kadar olduğunu söyleyeceğiz. n 1, 2, 3 böyle sonsuza kadar gidiyor. Buradaki eigen function'a geldiğimizde ise bu da n'e bağlı olacak mecburen. y n diyeceğiz ona. O da c1'in c2 sıfır olduğu için buradan eigen function yok. C1'in yanı 0 olmayabilir. Dolayısıyla buradan eigen fonksiyonumuz budur. Kosinüs mü dediğimiz şey n bölü 2'dir. nx bölü 2. Aynı n bunun içinde geçerli. İşte buradan da eigen value ve eigen function geldi. İlk çözdüğümüz örnekte, bu videodan önceki örnekte, durumlardan sadece bir tanesi için eigen value ve eigen function çıkmıştı. Şimdi iki durumda eigen value ve eigen function çıktığını görüyoruz. Üçüncü duruma bakalım şimdi de. Onu da yine yeşile dönerek devam edelim. Üçüncü durum, Lambda'nın sıfırdan küçük olduğu durumu deneyeceğiz şimdi. Lambda eşittir eksi mü kare. Mü eşit değil 0. Bunu getirip bizim denklemimize koyarsak. Denklemimiz şuydu. R kare artı. Şimdi yukarıya dönmek istemiyorum. R kare artı lambda eşittir sıfır idi. Bizim karakteristik denklemimiz. Buradaki lambda yerine eksi mü kare koyacak olursak r kare eksi mü kare eşittir 0. Buradan r kare eşittir mü kare. Buradan da r1 eşittir mü. r2 eşittir o da mü. Eksi mü. r kare mü kare eşitse r1 mü'ye eşittir. r2 de eksi mü'ye eşittir. Buradan çözümü yazacak olursak bunlar reel sayılar. C1 e üzeri mü x birbirinden farklı reel sayılar. C2 E üzeri eksi mü x. Şimdi çözümü elde ettik. Başlangıç koşullarını burada yerine koymaya başlayacağız. Eğer ki C1 ve C2'nin ikisi de sıfır etmek zorunda kalırsa buradan eigenvalue ve eigenfunction yok. Herhangi birisi sıfır olmama durumu söz konusu olursa eigen value da var, eigen function da var. Şimdi bizim başlangıç koşulları y'nin türevinde sıfır, sıfır idi. Bir de y'nin türevinde 2 pi sıfır idi. Şuradan birazcık yukarı çıkarsak görebileceğiz zaten onları. Şurada. Şimdi bunun türevine ihtiyacımız var. Y'nin türevi. C1 E üzeri mü x çarpı eğrilerin türevi E ile yazılır. Çarpı üstünün türevidir. Artı C2 E üzeri eksi mü x çarpı üstünün türevi eksi mü'dür. Bunda sıfır koyunca sonuç sıfır çıkacak. C1 E üzeri sıfır 1 eder, c1 mü, e üzeri 0, 1 eder, eksi c2 mü eşittir 0. Burada mü'nün 0 etmediğini biliyoruz. Burayı mü parantezine çekersek, c1 eksi c2'nin 0 etmesi gerekir ki sonuç 0 çıkabilsin. C1 eksi c2 0'dan C1 eşittir C2 gelir burada. Hala ikisinin de sıfır ettiği ile ilgili bir veri elde edemedik. Eğer ki etseydik direkt eigen value ve eigen yoktur diyecektik. Şimdi bu bölüme geldik. Şimdi 2 p koyacağız buraya. Türevi almıştık bir daha almakla uğraşmayalım. C1 e üzeri mü çarpı 2 pi çarpı mü artı C2 E üzeri eksi mü çarpı 2 pi çarpı eksi mü eşittir 0 dedik. 2 pi koyunca da 0 çıkacak. C1 ile C2 eşit olduğuna göre şuradaki C2 yerine de biz C1 koyalım. Ve şurayı da C1 mü parantezine çekelim. C1 mü parantezine çekecek olursak buradan E üzeri 2 mü pi kalır. Mü'nün sıfır etmediğini biliyoruz. Eksi burada da e üzeri eksi 2 mü pi eşittir 0. Şu e üzeri ifadenin sonucunun sıfır çıkabilmesi mümkün değildir. Bunu ilk örneğimizde göstermiştik. Hadi tekrardan göstereyim. Şu tarz e'li ifadelerin sonucu sıfır edemez. Bu nedenle buradaki mü de sıfır olmadığına göre sonucun sıfır çıkmasını sağlayan şey C1'dir. C1 sıfır olduğu zaman C2 de sıfır olur. Bu nedenle buradan eigen value da eigen da yoktur. Eigen value ve eigen function yok. Şimdi i̇şte bazıları burada kafasında soru işaretleri var. Şunu sıfır etmediğini şurada göstereceğim. Bunu sıfır etmesi için e üzeri 2 mü pi'nin e üzeri eksi 2 mü eşit olması gerekir. Şu 1 bölü e üzeri 2 mü 1 bölü e üzeri 2 mü olur. Bunu bu tarafa çarpı olarak geçirirsek e üzeri 4 mü pi çarpmada tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 1. e üzeri bir şeyin sonucunu 1 çıkması için üssünün 0 olması gerekir. mü 0 olmadan pi zaten 0 olamaz. mü 0 olmadan bu üst 0 olamayacağı için sonuçta 1 çıkamaz. mü'nün 0 olmadığını biliyoruz. Yani böyle bir şey olamıyor bu koşullar altında. Yani bu bölümün sıfır etmediğini direkt söyleyebilirsiniz siz. Nedensel kısmı da burada. isteyen de sınavda sorulduğunda bu bölümü de böyle yazabilir. Buradan eigen value ve eigen olmadığını anladık. Ve son aşamada bulduğumuz eigen value, eigen function'ları söyleyeceğiz. Eğer ki onlar birleşebiliyorlarsa birleşerek, birleştirerek yazacağız. Üçüncü adım. İlk bulduğumuz eigen value lambda eşit 0'dı. Burada da y eşittir 1'di. Geriye dönüp bakalım. Şurası. Lambda eşittir 0, y eşittir 1. Eigen value ve eigen function'dı. Şimdi geliyoruz ikinci bulduğumuza. O da burada. Lambda n n kare bölü 4. Y n de cos n x bölü 2. Lambda n v diyelim şuraya. n kare bölü 4. Y n cos n x bölü 2. Burada da n 1, 2, 3, sonsuza kadar gidiyor. Bu ikisi bu şekilde bırakabiliriz çözümü aslında ama birleşebiliyorsa da birleştirmemiz gerekiyor. Şöyle. Şuradaki lambda 0. Burada n yerine 0 koyduğumuzda şu iki durumu getiriyorsa bunu birleştireceğiz. n yerine 0 koyalım şurada. Burası 0 ediyor. Bununla aynı geliyor. Buraya 0 koyduğumuzda kosinüs 0 da 1 ediyor. Bunun aynısını veriyor. Yani buradan sonuç olarak şöyle yapıyoruz. Lambda n n kare bölü 4 y n kos nx bölü 2 n 1'den başlıyordu. Bu bölümü de bunun içine yedirmiş olduk. 0, 1, 2 3 sonsuza kadar gidiyor. Sorunun asıl cevabı da bu olur. Oldukça yaygın sınavlarda sorulan bir tiptir bu soru. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.